Aşçı. Aşçı doğru cevap. Hatay. Hatay doğru cevap. Falaka. Falaka doğru cevap. Kömür kalem. Kömür kalem doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finalinin ikinci yarışmacısıyla masada buluştuk. Hüseyin Bey, nasılsınız? İyiyiz İbrahim Bey, sağ olun, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, hiç fena değiliz. Yalnız mı geldiniz? Evet, tek başıma geldim. Gerçekten inanılmaz, yani arka sokaktan geliyorsunuz, bakkalı makkalı getireydiniz be yanınızda. Yani büyük ihtimalle işleri vardı bu aralar, biraz işleri yoğun geçiyor. Aynen. Hastaneyle ortak çalışıyorlar. Çok. Asayişle beraber o yüzden. Harikulade Hüseyin Bey yine yaptı yapacağını diyebiliriz. Ama ince gördü Allah'tan bu sefer. Neler değişti? Ne oldu? Görüşmeyeli neler evet, yapıyorsun? Uzun zaman oldu sizleri görmeyi. Öncelikle çok mutlu oldum. Burada diğer arkadaşlarımızla beraber ay finalinde olmayı, kelime oyunun ilk ay finalinde olmayı bizim için mutluluk verici bir şey. Tabii çevremizde arkadaşlarımız bizleri tebrik ettiler. Çok kazandığımız güzel. İçin, hafta finalinde kazandığımız için. Bakalım bugün nasip neler değişecek bakalım. Göreceğiz. Bakalım ben de çok merak ediyorum. İddialı mısınız? Normal diyelim. Normal her zamanki her gibi. Zamanki gibi. 32 harf alma şansınız var 35 saniye arttırırsanız. Evet. Çok da önemli bir bilgi olduğunu düşünmüyorum. Yolda zaten size bu tarz şeyleri hatırlatırım. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şimdilik yok. İnşallah sadece harf alırız. Hanımlar beyler o zaman ilk kelimemiz geliyor. Nargilenin ucuna takılan tütün konulan yuva. Nargileyi duyunca yapıştırdınız ama öyle ya. Gelişmedi olaylar. Yuva, tütünü evet. Koyduğun hazne. Evet. Ne onun adı? Taşı olur efendim. Cila gibi bir şey mi? Değil. Oltu. Gibi ama değil. Oltu değil. Ama çok yakın. Yani olta. Değil. Efendim. Harf olarak mı yakın yoksa erzurumsal yok. Bir şey mi? Erzurumsal bir şey gibi. Kıvrımlı saç. Yar saçların. Lüle. Lüle doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli sorumuz geliyor. Aptalca hiçbir şey anlamadan bakmak anlamındaki deyimde adı geçen büyükbaş. İnek. Öküz. Öküz doğru cevap. Efendim beş harflilere geçtik. Bakıyorum yapıştırabiliriz efendim. Beş harfli ilk kelimemiz. Alpinist sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Alpinist, Yunus, o Alp diye Türkçesi kökenli karşılığı. Alp. Keman gibi bir şey mi? Neydi? Alp efendim. Alp neydi ya? Dağlardı ama... Ne? Dağ. Ne? Dağcı. Dağcı doğru cevap. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Topuk yükseltisi bulunmayan kadın ayakkabısı. Babet. Babet doğru cevap. Efendim altı harfli ilk kelimemiz mini minnacık sorusuyla geliyor. Buyursunlar. Üniversite yerleşkesi. Kampüs. Kampüs doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz Hüseyin Bey'in sevdiği yerden geliyor. Buyursunlar. Fransızca kökenli dublör sözcüğünün Türkçe karşılığı. Oyuncu. Değil efendim. Dublör, yancı gibi bir şey mi? Dublör neydi? Dublör. Taklit eden kişi. Evet. Yani taklit. İşte. Taklitçi o, kişi. Birinin dublörü. Evet. Yani. Oyuncu yani özelliğinin ne olması lazım dublör olması için? Benzer. Ne? Benzer. Benzer doğru cevap. Ha, bu duble oradan geliyor olabilir mi? Aynısından. Olabilir. Geçelim 7 harfli ilk kelimemize. Buyursunlar. Geliyor. Her halükarda kesinlikle. Katiyen. İşte değil. Katiyen daha olumsuz gibi ya. Her halükarda kesinlikle. Kesinlikle. Elbette. Gibi bir şey. Arapça kökenli.
Arapça kökenli her harekâda kesinlikle. Mecburen gibi bir şey. Gibi bir şey. Ama değil. Yani harf mi alsaydınız? Şüphe götürmez. Nokta nokta gerçek gibi düşünün. Sarsılmaz gibi bir şey. Yok. Harf alayım. Harf verdik. T. Harf alayım. Verdik bir tane daha. K. Mutlaka. Mutlaka doğru cevap. Efendim, ikinci 7 harfliye geçmeden önce yarışmamızın tam ortasında 3500 puan ve 2 dakika 12 saniyedeyiz. Biraz fazla kaybettim. Aynen biraz. Yok aslında gerçi bundan sonra daha çok harfliler evet. olduğu için bir çıt hızlanabilirsiniz gibi. Evet. Ne diyorsunuz? Nasıl gidiyoruz? Yani iyi gidiyoruz. Bakalım bir neler göreceğiz. Süren birazcık şüpheli ama ne kelimeler çıkacak? Hangi kökte çıkacak? Kökü önemli. Kökü önemli bizim için. Evet. Bakalım bir. Bakalım neler olacak sevgili kök severler. İşte 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Gürültü, patırtı anlamındaki Farsça kökenli sözcük. Tantana. Değil efendim. Çok yine havalı bir basınç oldu ama. Yani Farsça, Ortadoğu benim kelime bunlar ya. Evet yani evet. sizin anladığınız şeyler diye biz hani harf almamanıza da ses çıkarmadık. Şanşana, şen şakrak gibi böyle. Böyle şey, gürültü patırtı, ay burası böyle bir nokta nokta. Yıkılıyor. Daha evet. Fars ses. Kavga, şamata, nokta noktaya getirmek denir. Hani, karambol. Gibi bir şey. Böyle gürültülü karışıklık gibi düşünün. Aa burası hengame olacaktı hengame, Hüseyin evet, Bey. Üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasına. Hengame. Bir şey olmaz. Evet. Önümüzde daha 6 tane daha soru var. Hala Turan Bey'i geçebilirsiniz. Bununla ilgili bir endişeniz olmasın. Evet. 8 harfli İlk kelimemiz birleşik bir kelime olacak. Mecazi bir anlam soracağız. Hazırsanız geliyor. Bir atadan gelen kimselerin kütüğü. Aha o. Soy ağacı. Soy ağacı doğru cevap. Efendim 8 harfli 2 kelimeden oluşan bir cevabımız var. Bakın hangi soruyla hem de. Kronolojik olarak eski Yunan ve Roma medeniyetini içeren tarihi dönem. Antik çağ. Antik çağ doğru cevap. Efendim 9 harfli kelimelere geçtik. Yoksunluk eki almış yazık. Çok ay bir kelimemiz. Buyursunlar geliyor Allah muhafaza. Mecazi anlamda düşüncelerini çıkarları doğrultusunda değiştirebilen ilkesiz. Vicdansız. İlke, yok efendim. O acımasız gibi daha çok. Vural, bu ilkesiz. Sızsız da bitiyor o zaman. Sız, olur. Sız. Evet. Neyi sız acaba? Böyle bir. Ahlaksız gibi. Böyle gibi ama aslında. Bir tane evet. Böyle dik durmaz gibi düşünün. İlkesizliğinden dik durmuyor. Omurgasız. Ne? Omurgasız. Omurgasız doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz inanır mısınız mastarla bitiyor. 3 harfli bir mastarla. Gelsin görelim. Gaz veya sıvılar için bir yerden basınç etkisiyle birdenbire ve hızla çıkmak anlamındaki söz. Fışkırmak. Fışkırmak doğru cevap. 10 harflilere geçtik. Efendim ilk 10 harfli kelimemiz 2 kelimeden oluşan bir tabir buyursunlar. Eskiden hür teşebbüs de denilen kamu kesimi dışında kalan iş alanı. Hür teşebbüs. Kamu kesimi dışında kalan iş alanı. Özel sektör. Özel sektör doğru cevap. Efendim 10 harfli son sorumuzun cevabı 2 kelimeden oluşuyor. Vallahi hadi hayırlısı sevgili 2 kelime severler. İmkansız şey yoktur anlamında kullanılan bir tabir.
Biraz düşünebilirsiniz. Süreniz var. Harf alayım. İşte harf almak yerine düşünebilirsiniz ama olsun. Evet. İmkansız şey yoktur anlamında kullanılan evet. bir tabir. Yani aynı kelimenin iki kere tekrarıymış gibi düşünün. Efendim, imkansız şey nedir? İmkansız şey nedir? Ha. Zor olan. Yani ha. Gerçekleşmesi mümkün harf alayım, değil. Harf alayım. Böyle ilerleyemeyeceğiz. Bundan evet. anladım. Harf alayım. Harf aldık. Aldık bilmiyoruz. Durdurayım şunu bir. Ah iyi yaptınız. İyi niye yaptık. Durdurduysanız onu. Evet. Evet buyurun. Gayri mümkün. Olmaz. Sonu olmaz. Tamam. Ne olmaz ya? Efendim? Aa. Bir saniye ya. Aa dedik ya demin efendim. İmkan olmaz. Hayır efendim. Ne dedik? Olmaz olmaz. Ne? Olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Doğru cevap. Olmaz olmaz. Ben bunu hiç kullanmadım cümle içerisinde ya. Hüseyin Bey gerçekten sadece sizin kullandıklarınızı ben de isterim soralım. Yani ben acaba... Ama editörümüz pek buna evet, müsait ya değil. Olmaz olmaz. Yani güzel bir ikileme öncelikle ama evet. imkansız. Buradan TDK'ya çok teşekkür ediyoruz bizi bu ikilemeyle buluşturduğu için. Evet. Lüle neydi? Alpinist. Alpinist. Olmaz olmaz. Şey güzeldi. Hengame. Hengame. Evet. Hengame sizi patlatan. Yani gene şey kökten kaybettim ben. Kökten kaybettiniz. Kökten kaybedince siz kökten kaybettiniz. Halbuki onun o dilin kullanıldığı yer bayağı hengameli bir yer. Hengameli bir evet. evet. Buradan gerçekten haberlerle ilgili de bir sinyal verildi. Hüseyin Bey 7900 puanımız var evet. ve 19 saniyede arttırdık. Şu an gün birincisiyiz ama iki tane kısa daha yarışmacımız var. Belli olmuyor biliyorsunuz evet, böyle nasip, bu tabii, işler. Nasip. Diğer yarışmacı arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Çok zarifsiniz. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Hüseyin Bey'i alkışlarla yerine uğurlarken üçüncü yarışmacımız Harun Bey'i masaya davet ediyoruz.